Allah'ıma şükürler olsun ki bize bugünü nasip etti. Herkes Gündüz'ümün masumluğunu gördü. Çok şükür büyük bir ihaneti bertaraf ettik. Düşmanın tuzakları yerle yeksan oldu. Bunda İlbilge Hatun'un ferasetinin payı büyüktür. Allah senden razı olsun İlbilge Hatun. Allah senden de razı olsun Ertuğrul Bey. Obalarımızı birbirine kırdıracak, nice masumun kanını döktürecek bir tuzağı gördün. Birlikte bertaraf ettik. Bu yolda çok insanı incittim, gücendirdim. Hepinizin affını isterim. Kızım, sen çok ağır şeyler yaşadın. Kolay değil onları kaldırması. Lakin her şeye rağmen senin niyetin halisti. Böyle olduğu için de kimsenin kanına girmeden adaletin yerine gelmesine vesile oldun. Hakikat budur. Ozan. At ayağı külük, ozan dili çevik olur derler. Gayrı meydan kolca kopusundur. Toyumuzun şerefine bize ata yurtlardan, göklü topraklardan değişler diyesin. Başım gözüm üstüne Ertuğrul Bey. Allah Türkiye yar olsun diye. Bismillah. Amin.
atıldı dağlardan zafer okları. Yürüdü ileri alplar bismillah. Ey cengin talihi bize yol ver yol. Bekliyor bizleri zafer bismillah. Ey cengin talihi bize yol ver yol. Bekliyor bizleri zafer bismillah. Ey cengin talihi bize yol ver yol. Bekliyor bizleri zafer bismillah. Ey düşman alnının yazısı kara. Öldürmez bizleri vurduğun yara. Yolladığım oklar armağan sana. O kirli alnını öper bismillah. O kirli alnını vurur bismillah. Bekliyor bizleri zafer bismillah. O kirli alnını vurur bismillah. Bekliyor bizleri zafer bismillah. Ey yurdum sen korkma, geldik geleli. Senin için atıldık daim ileri. Sakalanlar annelere teselli. Şehitlerin ruhu güler bismillah. Şehitlerin ruhu güler bismillah. Bekliyor bizleri zafer bismillah. Şehitlerin ruhu güler bismillah. Bekliyor bizleri zafer bismillah. Ey cengin talihi bize yol ver yol. Bekliyor bizleri zafer bismillah. O kirli alnını vurur bismillah. Bekliyor bizleri zafer bismillah. Şehitlerin ruhu güler bismillah. Bekliyor bizleri zafer inşallah. Çalan eline, söyleyen diline, kopuzun teline sağlık. Var olun beyim. Düşman dört yanımızda ocak gibi olsa, biz ateş gibiyiz. Bunu bir kez daha gösterdik. Bizim ateşimiz yaklaşmasını bileni ısıtır. Bilmeyeni yakar kül eder. Bir olup kuvvetleneceğiz. Kimsenin dağılmasına müsaade etmeyeceğiz. Söğüt'te kurduğumuz ocağın etrafında sımsıkı birleşeceğiz. Mazluma umut, inşallah zalime yavuz olacağız. İnşallah. İnşallah. Selcan Hatun, ağabeylerimden bahsedesin hele. Gündoğdu ağabeyim, Sungur Tekin ağabeyim. Hele kardeşim Dündar. Nasıl özlenmişim. Hatunları, balaları. Büyük oğlun İltekin'i.
Anlatasın hele kızım. Torunlarımın hepsi Süleyman gibi serpilip birer yiğit olmuşlardır. Nasıl burnumda tüterler. Gün doğdu. Affetsin beni ana. Selcan'ım. Ne oldu kızım? Ne oldu anlat hele. Gündoğdu Bey'im ve Sungur Tekin Bey'im ısrar ettiler. Oğlu Süleyman'ı da al Ertuğrul kardeşimize git. O sizi korur kollar. O mutlak bir yolunu bulur dediler. Kardeşlerim sen de oğlunu kimden koruyup kollamamı ister Selcan Hatun? Sadece bizi değil beyim. Babası da. Kızım, Selcan'ım. Topla kendini. Anlat hele. Niye gönderdiler seni? Ne oldu obanıza? Konuş hele. Hadi kızım. Hançerle dilimi koparaydım da bunları size diyemeyeydim ana. Obanıza ilk geldiğimde sıkıntınız büyüktü. Susalım dedim. Yaramıza tuz basıp bekleyelim dedim. Lakin artık takatim kalmadı. Selcan Hatun. Bak gözlerime hele. De hele ne olmuştur obanıza? Moğollar obamıza musallat oldular. Beylerimiz alpleriyle dağa çıktılar. Bizi buraya yolladılar. Lakin şimdi peşlerinde hem Moğollar hem de Selçuklu'nun katilleri vardır. Sen aklım onkaydı. Ne demek bu Selcan? Ne isterler kızım sizden? Beyim, sana bunu gönderdiler. Ertuğrul kardeşim mutlak anlar dedi beyim. Emir Hazretleri, Bey Bolat Bey geldi. İçeri ağa. Thank you.
Devletimiz Moğollara isyan etmeye yeltenen Türk obalarının hakkından geldiğin için sana her daim minnettar olacaktır Beybolat. Size hediyeler getirdim Emir Hazretleri. Alpler! İstediklerinizi getirdim Emir Hazretleri. Askerler, götürün şunu. Al, kapat, götür, götür. Ne gün doğdu? Onun kellesi nerede? Gün doğdu. Kardeşleri ve alpleriyle dağlara çekildiler. İzlerini kaybettirdiler. Lakin adamların peşlerinde. Er geç yerlerini bulacaklar. Ben babamın öldürüldüğünü işitince tez yola çıktım. Babanın katilinin kim olduğunu öğrendik. Ertuğrul'la oğlu Gündüz değil mi? Geç, otur şöyle. Buyur. Ertuğrul da oğlu Gündüz de mahkemede aklandı. Katilin Dragos adında asi bir Bizans komutanı olduğunu söylediler. Peki ya bacım? İlbilge ne der? O da kani olmuş ki şikayetçi olmaktan vazgeçti. Dava düştü Beybolat. Dava düştü. Şimdi çok daha büyük bir davanın izini sürmek için gideceksin söyledi. Tabii babanın kanını da yerde komayacaksın. Thank you.
İşittik ki obaları basan katillerin başında kendini albastı diyen bir soysuz varmış. Dahası bu soysuz Türkmüş. Gördün mü? Bilir misin kim olduğunu Selcan Hatun? Ne olduğunu tez vakitte öğreneceğim. İmdi metanet vaktidir. Obanız gelene kadar hazırlıkları tamam edersiniz. İki obanın da baş hatunu sizlersiniz. Sakın yeyse kapılmayasınız. Bana söz veresin Ertuğrul Bey'im. Yiğitlerimizi bulacağına, erimi bana getireceğine söz veresin. Ağabeylerimi bulmak boynumun borcudur Selcan Hatun. Bana itimat edesin. Ocağımız da sensin, yuvamız da. Evlatlarımı öksüz, beni de ersiz bırakmayasın. Anana evlat acısı yaşatmayasın. Kardeşlerimi bulacağım. Lakin konuştuklarımızı kimse bilmez. Biz dik duracağız ki ahali de dik dursun. Biz eğilirsek koca çınarımız devrilir. Moğol belası bizi birbirimizden ayrı komştu ana. İmdi bizi bir araya tekrar Moğol belası getirdi. Selcan'ım, yeter ki evlatlarımız bir olsunlar. Diri olsunlar. Vakti gelince onlar da belalarını bulacaktır. Ettikleri zulüm, döktükleri kan yanlarına kalmayacak. Bak güzel kızım, güzel gelin. Çok şükür. Neden mektup tuttuk bey? Beylerimiz nereye gizlendiklerini yazmışlar beyim. Hepsinin ahvali iyiymiş. Çok şükür. Gündoğdu bey, ele geçirdiği Moğol casuslarından gizli malumatlar edinmiş. Moğollar da bu casusların yakalandığını öğrenince kayalara saldırmışlar beyim. O casuslardan ne öğrendiklerini yazmışlar mı? Moğol zulmüne direnen ne kadar sanatkarlarımız, alimlerimiz varsa onları tek tek öldürecekler beyim. Aksakallılarla görüşmek gerek. Onlara bildiğimiz usulden haber gönderesin artık bey. Alplere de söyle yanıma gelsinler, onlara diyeceklerim var. Buyruk beyimindir.
Selcan Hatun'un oğlu seni bilirler mi? Bilmezler. Vazifeyi emrettiğiniz gibi kendimi ifşa etmeden yerine getirdim. Beni albastı diye bellediler. Ötesini de bilmezler. Hala. Söğüde vardığında neler olduğunu öğren. Selcan Hatun da oğlunun Ertuğrul'un yanına gelmesi hayra alamet değildir. Evvela obanın başına geçesin. Selcan'ın oraya niye gittiğini, neler bildiklerini, neler döndüğünü öğrenmek senin vazifen olacaktır. Bir de sandık meselesi var tabii. Hangi sandık? İçinde gizli bilgilerin olduğu sandık. Sandığı Ertuğrul'un aldığından şüphe ederim. Sandığın içindekiler çok mühimdir Beybolat. Çok mühim. İçinde Moğollara isyana kalkışmaya hazır beylerin, ahilerin, devlet erkanının isimleri vardır. Selcan Hatun yurdumuza göç eden obası için hazırlık yapacaktır. Gelen kardeşlerimizi obamızda, içimizde ağırlayacağız. Obaları yakılıp yıkılmıştır. Onlara yeni bir düzen kurmaları için yardımcı olacağız. Artuk Bey, Aktemur da bu meseleyle ilgilensin. Başüstüne beyim. Selcan Hatun'un obası için bazı ihtiyaçları vardır. Mikis tüccarları tanır. Neyin nereden tedarik edileceğini iyi bilir. Obaya gelsin, yardımcı olsun. Buyruk senindir beyim. Bamsı, yarın alplerle birlikte yola koyulacağız. Gündoğdu beyimizin yanına mı varacak beyim? Albastı denilen itin kellesini mi alacak? Vakti gelende o da olur Bamsı. Şimdilik malumat toplamamız icap eder. Emrin olur beyim, emrin olur. Pazarda şüpheli gördüğünüz her kim varsa üzerine kabus gibi çökün. Kimseye nefes dahi aldırmayın. O Dragos da, onun itleri de ökseye düşmüş sülün gibi hissetsinler. Anlaşıldı mı Turgut? Emret beyim. Sen de yarın Lais itinin yanına varasın Turgut. Ben kardeşimin mevzularıyla uğraşırken Dragos'u boşlamak olmaz. Ne etmem buyurursun beyim. Lais, oğlumu alıkoyup benden fidye alınca zafer kazandığını düşünür. Lakin benim de bir hesabım vardır. İlk darbeyi onun anlayacağı dilden yapacağım. Yaptığı densizlikle sulhe gölge düşürdü. Ceza olarak ona 10.000 altın diyet keser. Vermezse Söğüt'e lefke tüccarlarını almayacağımı bildiresin. Kaleye giden bütün yolları keseceğimi de. Eyvallah beyim. Kes. Buyurun beyim. Pazarda gözünü dört açasın. Dragos'un adamları her yerde olabilir. Hiç beklemediğin adamlar Dragos'un adamı çıkabilir. Kimin onun adamı olup olmadığı belli olmaz. Emredersiniz beyim. Ha. Senin hatununla çocukların yola çıkmışlardı. Ne oldu, daha gelmediler mi? Bir tanıdığımıza uğramışlar.
Neredeyse gelirler beyim. Ne kadar güzel olduğunuz hanımım. Sizin bu güzelliğinize, cevvaliğinize Yiğit bir bey ne de yaraşır. Bu işler kısmet işi Mengü. Hem öyle dediğin gibi Yiğit bir beyle kolay karşılaşılmıyor. Uzaklarda aramanıza hacet yoktur hanımım. Baht kuşu yakınınızda uçmaktadır. Kızmayın lakin size yaraşır Yiğit bey ancak Ertuğrul bey olur. Halime Sultan Osman'ı doğurduktan hemen sonra vefat ettirin. Ertuğrul beyim de üç evladına hem analık hem babalık etti. Bunca yıldır Ertuğrul bey neden evlenmedi ki? Masal gibi sevdaları vardı Halime Sultan'la Ertuğrul beyimin. Hala dilleri destanken beyimin de gözü bir başkasını görmemiş olsa gerek. Dediğin gibi Ertuğrul bey yiğittir. Lakin bu işin olması zordur Mengü. Niçin olmasın hanımım? Rahmetli hatunuyla masal gibi sevdaları varmış. Gönlünde başka bir hatuna yer açmayacağını düşünürüm. Etmeyin hanımım. Yıllar olmuş. Evlatlarını tek başına büyütmüş. O da gayrı, kendine yoldaş. Otağına hatun olacak birini ister. Bunun içinde sizden münasip biri mi olur? Destur var mıdır İlbilge Hatun? Buyur Ataç Bey. Diyesin hele. Beylerimiz söğüte vardı İlbilge Hatun. Çok şükür. Gidip Ertuğrul Bey'e haber vereyim. İşittiklerim hiç de ayrı alamet değildir İlbilge Hatun. Hayırdır? Selcan Hatun. Ne olmuş ona? Şark'tan buraya oğluyla ziyaret için gelmediği aşikardır. Ne demek istersin Ataç Bey? Belli ki Ertuğrul'un haberi alt durmamıştır. Yoksa avradıyla oğlunu onca yola niye yollar diye düşünürüm. Belli ki bir belanın içine düşmüşlerdir. İçimden bir ses Ertuğrul'un ovanın ortasında tek kalmış ağaç gibi şimşekleri üzerine çekeceğini söyler. Kinine mukayyet olasın Ataç Bey. Beylere söyle, Uç Bey'imizle birlikte hana geleceğim. Hanımım, hanımım. Hayrola Zangoç? Mahkemede her şey açığa çıktı. Sizin için çok sevindim. Tanrı size bir daha bela yaşatmasın. Sağ olasın. Hadi oğlum. Size işinize yarayacak bilgileri vermeye devam edeceğim. Daima hizmetinizde olduğumu bilin. İstemez. Verdiğim altınların karşılığını yeterince aldım. Bundan gayrı Ertuğrul Bey'e itimadım tamdır. Birbirimize destek olacağız. Sen nasıl dersen hanım.
Sen nasıl dersin? Mahkemede her şey açığa çıktı. Lakin esas katil cezasını çekmedi. Daha Ertuğrul Bey'le Dragos denen o soysuzu bulup kanında boğacağız. Dragos. Nasıl bir şeytandır? Nasıl bir şeytandır? Umarım hanım, umarım. Size hizmete her zaman var. Sen de bundan gayrı Ertuğrul Bey'in işine yarayacak malumatlar getir. Bilhassa Dragos hakkında. Hadi selametle. Madem Ertuğrul'la beraber oldun, onunla aynı sonu yaşayacaksın. Sakallardan beklediğimiz malumat geldi beyim. Seni beklerler. Eyvallah artık bey. Cuma namazından sonra yola koyulacağım. Laiste haberci gönderdi beyim. Turgut Bey'le kalede görüşmeyi kabul etmiş. Şimdi tuzak nasıl kurulurmuş görecek. İlbilge Hatun geldi bey. Sizi görmek ister. Gelsin Abdurrahman. Müsaadenle beyim. Obamın beyleri söğüte gelmiştir. Aşağıdalar. Müsaade edersen seninle tanış olup hasbihal etmek isterler. Eyvallah. Ertuğrul Bey. Fethettiğim bu topraklarda yakında yurt kuracağız. Babamın katilleri dahil. Her meselende yanında olacağımı bil isterim. Ertuğrul Bey'e müsaade ederse münasip bir yer bulduk ana. Bizzat işimin başında olacağım. Tez vakitte Alplerle her işin hal çaresine bakacağız. Hayırlısı olsun kızım. Selcan Hatun siz zahmet etmeyesiniz. Biz hatunlarla hep bir elden üstesinden geliriz. Siz istirahat edesiniz. İstirahat etmenin vakti değildir Hafsa Hatun. Sağ olasın ama vakit o vakit değildir. İşimin başında olmam icap eder. Oba ahalisinin kalanları yoldadır. Gelmeleri yakındır. O sebeptendir ki tez vakitte işe koyulmak gerekir. Kızım. Obam ne zamandır bir bey hatunla hasretti. Sen bey hatunun mesuliyetinin ne olduğunu iyi bilirsin. Gelmenle obamın gücüne güç kattın. Ben de yoruldum gayrı. Benim yükümü de hafifleteceksin inşallah. O nasıl sözdür ana? Sen ki bunca vakittir bütün oba hatunlarını eğittin. Her işi çekip çevirdin. Onca evlat, torun yetiştirdin. Sana yorulmak gelir mi? Eski gücüm, kuvvetim yoktu gayrı kızım. Bundan böyle bütün hatunları sen tertiplersin, değil mi?
Biz varız yana. Sen ne dersen o. Her işin üstesinden geliriz evelallah. Hafsa kızım. Sen de Selcan Hatun'a yardım edesin. Sen de onun yükünü hafifletesin. Peki Ayman Hanım. Nasıl isterseniz. Ana, benim ocakta aşım vardı. Ben bir bakayım geleyim. Hadi bak. Hadi kızım. Çocuklara da bir bak bakalım. Peki ana. Ana. Benim bir diyeceğim vardır da desem mi demesem mi tereddüt ederim. Hele diyesin kızım. İlbilge Hatun. Ertuğrul Bey'im de gönlü vardır ana. Yok canım. O Ertuğrul Bey'e hürmetle yaklaşır. Ben bilirim ana. Ben bir kadının bakışlarından bilirim. O bakışlar saf hürmet değildir. Gönlündeki ateş gözlerinden bellidir. Bunca vakittir evlenmemiştir. Elbet Ertuğrul Bey gibi bir beye gönlünü kaptırması tabidir. Selcan, kızın günahını almayalım. Yoktur öyle bir şey kızım. Yoktur. Ben bunu bilir bunu derim ana. Bundan gayrı sen ölçüp biçer kararını verirsin.